Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından operatör doktor Alper Başakçı prostat sebepleri, tedavi yöntemi ve HOLEP cihazıyla tedavinin nasıl yapıldığına dair Deha TV'ye özel değerlendirmelerde bulundu. En çok prostatta yönlem sıkıntısı olan hastalarda genelde bize idrar dayanma, zorlanma, kesik kesik işeme, geceleri sık idrara kalkma veya tam yapama, boşaltamama sıkıntılarıyla geliyor. Hastalarımız biz değerlendirdikten sonra gerçekten bir sıkıntısını ortaya koyduktan sonra ameliyatsa eğer ilk önce tabii ki ilaç tedavisi gerekiyorsa ilaç tedavisi veriyoruz. Ameliyatlıksa hastaya bu tür seçenekleri sunuyoruz. HOLEP cihazının bir lazer cihazı gibi olduğunu, bu cihazla tedavinin kısa süre içinde tamamlandığını ifade eden Başakçı, en büyük avantajın hastalığın tekrar nüksetmemesi olduğunu belirtti. Yaklaşık bir 6 aydan beri de hastanemizde HOLEP dediğimiz özel bir cihaz, lazer cihazı bulunmakta ve yaklaşık en güçlü cihaz hastanemizde bulunmakta ve bununla tedavi etmekteyiz. Hastalarımıza bu tür ameliyatlarda çok başarılı bir şekilde tedavi olduktan sonra bir gün sonra evlerine taburcu olmaktalar. HOLEP tedavisinden sonra 1-2 gün içinde hastaların sondaları alınınca nadiren de olsa öksürünce ya da aksırınca idrar kaçırmalarının olabildiğini belirten üroloji uzmanı operatör doktor Başakçı, cinsel fonksiyon bozukluklarının bu tedaviden sonra düzeldiğini de söyledi. En büyük avantajı hastalığın nüksetmemesi. Bu yöntemde prostatın yani portakal gibi düşünürsek kapsül ve içerisindeki portakal var. Biz portakalı çıkartıyoruz. Yani iyi huylu prostat büyümesini tedavi ediyoruz. Sadece kabuk kısmı kalıyor. Yani portakalın kabuğu kalıyor, iç kısmını çıkartıyoruz. Eskiden portakalın iç kısmını kazıyarak çıkartıyorduk ve bu miktar bir miktarda içeride doku kalıyordu ve buradan tekrar üreme yapma gibi yani tekrarlama gibi bir olasılık vardı. Burada tamamen çıkarttığımız için tekrarlama olasılığı çok düşük, yani %1'in altında diyebiliriz. 6 aylık periyodlar halinde hastaların takip edildiğini söyleyen Başakçı, bu tür hastaların prostat kanseri açısından risk oluşturabildiklerini, sürekli takip altında olmaları gerektiğini ifade etti. 6 aylık periyotlarla hastalarımızı tekrar çağırıyoruz. Tabii ki bu tür hastalar prostat kanseri açısından risk oluşturabiliyorlar. Bunlar tabii yakın takip olması gerekir. Yine PSA dediğimiz prostat spesifik antijen kan tahliliyle bunları takip ediyoruz. Prostatın tamamını çıkartmadığımız için, yani kabuğu kaldığı için kabuktan tümör üreyebilir. O yüzden hastalığın sürekli olarak takibinin gerekli. Yani bunun sürekli takibi gerekli. Bunlara dikkat edecek. Başka da bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Peki. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada prostat kanserinin geldiğini ve bu durumun aileden genetik olarak aktarımının olabileceğini belirten operatör doktor Başakçı, erken teşhiste hastalığın tamamen ortadan kaldırılabildiğini ve yaşamın geri kalanında bir sıkıntı olmadığını söyledi. Erkeklerde ikinci sırada gözüküyor. Akciğer kanserinden sonra prostat kanseri ikinci sırada. Tabii ki çok yüksek oranda irsi özellik var. Eğer ailesinde, babasında, amcasında, dayısında, dedesinde prostat kanseri varsa biz 40 yaşından sonra erkekleri prostat yönünden değerlendirmeye çağırıyoruz. Yıllık değerlendirmeye çağırıyoruz. Ama öyle bir risk yoksa 45 yaşından sonra her yıl kontrole çağırmaktayız.